Günaydın herkes arkadaşlar. Nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Çünkü bugün artık İran'daki son durağımızda Şiraz'dayız. Burası şarapların, şairlerin şehri diye geçiyor. Biz de önümüzdeki iki gün boyunca size Şiraz'ı göstereceğiz. Hadi başlayalım. İran'da bir sürü cami ve sarayda gördük, bahçede gördük. En büyüklerinden bir tanesi buymuş. Eskiden zenginlik göstergesiymiş. Böyle havuzlar, işte ortada bir pavilyon, köşk daha doğrusu olurmuş. Burası bayağı büyük. Bu arada Şiraz diğerlerine göre bence daha şey ya. Bayağı gelişmiş. Gelişmiş yani. Gelişmiş bayağı. Hem gelişmiş hem daha modern gibi. Ama birazcık daha pahalı sanki. Pahalı, bayağı pahalı. Diğerlerine nazaran. Abaç. Geldik. Ya bu yine pahalı. Biletler hemen hemen hep aynı değil mi ya? Yine 200 bin ya. Kaç para oğlum 200 bin? Bak benim kafam yine karıştı. Şey 7-10, 7 ile 10 lira arası bir şey. Her gün kur değişiyor. Al abi. İki tane. Sağ ol abi, nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Türkçe konuşayım. Kanka. Bu ne ya? 12.5 hektarlık bir yer diyor. Biz bunu bitiremeyiz ki bugün gez. Yani bugün anca... Şu ana kadar ki... Aha bak şura zaten. Şu ana kadar ki en büyük yer şey olarak yani bir bahçe olarak. Çok bahçe gördük, diğerleri tırttı ama... Bakın arkadaşlar, bunların hepsi tek tek gezilecek yerlermiş. Gezelim bakalım. Deniz baksana bahçelere. Bahçeler ne yapsın gariplerim? O kadar sıcak ki hava. Bu kadar büyümeleri bile mucize ya. Vallahi. Yani şu anda bile böyleyse hava yazın 60 derece falandır. Çok sıcak. Eskiden şiirlerde falan da görürsün deniz. He. İran gül bahçeleriyle. Zaten bir sürü şair var. Burada hem gül bahçeleri hem de şeyler üzüm tarlaları varmış. Aslında buranın şarabı meşhur ama bulabilene aşk olsun. Haritada müthiş bir yer bekliyorduk bizim. Vallahi şehir tırt çıktı burası. Şehir parklarındaki gibi. Burayı saymıyoruz. Buraya geç. Burayı geç. Ama koca Gülistan dedikleri bu mu oluyor Deniz'de? Hani gül bahçesi, Gülistan. Ya bence burası işte göstermelik kalanlar ya. Hiç gül yok ki. Belki de yanlış zamanda geldik. Ha o da olabilir, doğru. Ama hani daha böyle şaşalı bir şey bekliyorum ama şu aşağıda vardı. Buzluktan geberiyoruz şu an ama güzel bir özelliği var bu şehrin. Aha şöyle. Hayrat. Hayratlar koymuşlar. Tamam. Bu yönü güzel ya. Bu özelliğini çok sevdim ben. Her yerde böyle. Bahçeyi gezdik, bitirdik arkadaşlar. Pek böyle bahçe. Çok bir olayı yoktu be. Ne? Yani çok yani Topkapı Sarayı'nı gezmişseniz ne bileyim. Abi çok bakımsız. Yani bakımsız. Yani bunların ekonomisi çok zor durumda şu an İran ekonomisi. O yüzden böyle birçok yere para yatıramıyorlarmış. Allah yardımcıları olsun ne diyelim. Zor yani durumda. Tahmin ettiğinizden daha da zor. Şehrin merkezine gidelim. Orada pazarlar falan var. Bence asıl gezilecek yerler oralar. Halkın biraz içine karışalım hadi. Olur. Bir de zaten İran'ı bitirdik gibi sanki değil mi? Ya her yeri görmeye çalıştık yani. Aynen. Artık alıştık İran'a da. Aynı şeyler var. Tekrar ediyor artık. Biz, tabii evet, ki de güzel, farklı başladık. Ama. Burada asıl olay bir pembe cami var. Bir de Persepolis var. Buranın en eski şehri. 2000-3000 yıl neydi? Tam öyle bir şeydi. Yarın giderken anlatırım onu. Asıl olayı oydu. Yarın onları göstereceğiz. Bugün daha çok böyle halkın içinde karışmalı. Turistik yerleri gezmeli bir gün olacak. Hoppa. Badafes. Badafes hoş bekleriz. Neyiz yine. Hoş bekleriz. Taksicileri mutlu ettin ya. Ya oğlum her şey Farsça, yanlış yeri seçmişim, başka yere götürdü bizi. Meğer biz buraya gelecektik. Buraya. Verdiğimiz para da 1,5 lira ha. 1,5 TL. Oğlum yamuk bu. Hoca demiş, bu demiş minare yamuk demiş. Ana ben bunu hatırlıyorum, internette okumuştum. Pizza kulesiymiş onların bu şeyi, kalesi, yamuk olduğu için. Bir klasik poz versene Deniz, hadi. Şu tarafa geç, şu tarafa. Hadi sana bakayım, az yukarı kaldır elini. Heh, tamam. Oo, tamam. Şöyle fotoğrafını çektim.
Çok güzel. Allah Allah, ama harbiden bildiğin yamuk ağdır. Şöyle hayal çekeyim. Yamuk, bildiğin kale işte. Ben içine girdim, baktım senin girmene gerek yok. Çünkü bilet 200 bindi. Artık 200-200 ödemekten yorulduk. Çok bir esprisi yok. Dışarısı bence daha güzel. Vallahi ama sonuna kadar haklı. Cidden yorulduk. Hep aynı şeyler. Biz artık bir süre sonra güzel. Aynı gelmeye başladı. Visa ve Mastercard yazan yer buldum. Normalde İran'da hiçbir yerde ne Visa ne Mastercard geçiyordu. Gel bir soralım lan. Konuyu da bulduk kanka. Gel soracağım lan. Nasıl? Hello, how are you? How does it work? Dubai. In Dubai. Dubai. Yes. Dubai'den çekiliyormuş para. Nasıl çekiliyor anlamadım. Oğlum nasıl belli oluyor? Kalite çok oluyor güzel. Ya. Allah sil. How much is this, such as? This one 800 euro. 800 is silk, right? Yes, pure silk. 100% silk. 800 euroymuş. So when we pay it, how are you gonna get it from my card? I'm gonna give the credit card number to you. Yes. And they will charge it. Card. Card machine? Yes. Oh no. Nasıl ya? İstanbul. Merhaba. Ben Türk. Sen Türksün. Kaşkay. Aa, Kaşkay Türk. Aa, Kaşkay Türk'üymüş. Evet, bulduk. Nasıl hayat Şiraz'da, güzel mi? Güzel. Kartım benim buraya. İnterneti, online. Allah Allah. Nasıl yani lan? Hiç şey anlamadım. Nasıl ha? Yani? Ben buraya kartı koyacağım. Bir dakika. Ha, çek gibi. It's check. Çek değil mi? Bu çeki burada yazıyorsun. Yok, çek yok. Sen kartını koyarsan buraya. Bunu çeken senin adres, şamarı kart. Ha, numarası. Adı sen var zaten dışarı buraya. Ben zeng vurarım Dubai'ye. Dubai'ye zeng vurarım. O şamarı veririm bana. Buradaki yazını oradan hazırlar. Ana. Ama şey, ya adam çok fazla çekerse, çok yok. Fazla para. Yok. Güven. Ha. Allah canımı alsın, tamamen güvene dayalı bir şey yapmışlar. Sen gidiyorsun buraya, kartını koyduruyorsun. Kartının bilgilerini önlü arkalı paratıyor. Sonra buraya işletiyorlar. İnternetle Dubai'ye gönderiyor. Dubai'den de Dubai'den birisi senin kartının bilgilerini girip parayı çekiyor. Sen şifre girmiyorsun o zaman. Yok. Şifre falan yok. Şifre yok. Bildiğin kartını veriyor, alın çekin diyorsun. Ben ilk defa bunu gördüm. Başka hiçbir yerde yok. Yok. Bir tek burada var. Şey yok. Ana, hiçbir yerde yokmuş bak. Şu arka taraflar var ya, hep şöyle kapatmışlar. Uyuyorlar. Bildiğin siesta yapıyorlar. Gündüz çok sıcak. O yüzden saat 1 ile 4 arası falan yatıyorlar. Akşamüstü tekrardan dükkanları açıyorlar. Gece 10'a kadar falan birçok yer açık oluyor İran'da. İkinci yüzyılda yapılan Şihaç Herak Holy Shrine diye bir yere geldik. Yine burada içeride şey var, türbe gibi bir yer. Arkadaşlar 12 gündür yaklaşık olarak İran'dayız. Ben bu kadar güzel cami görmedim. Gördün mü kardeşim? Ya içeriye nasıl çekeriz bilmiyorum. Burası ayrı bir kısmı. Şunun büyüklüğüne bakın. Zamanında işte buranın kralı kimse o yaptırmış. İsfahan'a rakip olsun diye. İçeride o kırık kırık camlar var her yerde, duvarlarda. Çünkü onlar da bu kutsal olarak sayılıyor. Sadece Allah kusursuzdur. Bir yere cama baktığın zaman parça parça kendini gör. Çünkü sen de kusursuz değilsin diyor. Masa restoranda. Sen kredi kartını aldın mı yanına? Kredi kartı aldım ama geçmiyor. Bura bayağı iyiymiş. Bu arada buraya isterseniz restoran olarak kullanmayacaksınız. Gezmek için 1000 toman ödüyorsunuz. 1000 toman değil mi? Evet. Yani 11 riyal. O da hiçbir şey gibi bir şey. Telloğullarının konağı gibi. Telloğullarının nasıl? Buralar nedir Deniz? Şöyle bir bakalım.
Şöyle, restoran mı bura Deniz? He? Kanka ben çok para yok ama bura pahalı mı lan? Aynen ha, biz parayı da hesaplamadık. Ne kadar paran kaldı? 11, 5500 var. Herhalde yeter ya. 200 lira falan. Çok iyi lan. Burayı burada durabilirsiniz diyor. Yani şey, İran mimarisinin yine her yerde olduğu gibi burada da hissediyoruz ama yemek yiyenler hep turistler, yerel halk yok. Muhtemelen burada fiyatlar bayağı bir sağlam. Diğer yerlere göre en az %30 daha pahalı ama en pahalı yemek ilk gün bozdurduğumuz kuru düşünürsek 25 TL. En pahalısı bak. Şu an belki de şehrin de en pahalı yerlerinden birindeyiz. Ama şu anki kuru düşünürsek de en pahalı yemek 30 lira falan, 35 lira falan. Uygun yani. Krallar gibi yaşıyoruz İran'da. Çorba mesela, bak burada çorba 2 lira. Çorba, bildiğimiz çorba. Vallahi diyorum ama 55, 2-2,5 lira para. Bildiğin çorba, ki çorbaları çok güzel.